Belediye başkanlarımız konuya hassasiyet gösterdiler ve sürekli iletişim halinde olduk. Bu konuda büyük bir üzüntü, büyük bir can sıkıntısı, büyük bir yas içinde olduğumuzu ifade etmek isteriz. Öncelikle bunu ifade etmek istiyorum. Ardından tabii olay soruşturuldukça sosyal medyada son derece çirkin bir saldırı altında Cumhuriyet Halk Partisi. İğrenç bir algı operasyonuna niyetleniyorlar. Ve öyle bir şey ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2012 yılında yapmış olduğu, 2013 yılında da kamuoyuyla paylaştığı, halen daha da o dönem bütün siyasi partilere yolladığımız ve halen daha da referans bir kaynak olarak gösterilen tutuklu gazeteciler raporunun bir sayfasından Cumhuriyet Halk Partisi'ne hesap sormaya çalışan, iftira atan hadsizler var. Sosyal medyada bir sayfa ve saldırıda hayatını kaybeden, ölen Dişa Ercan'ın isminin raporda yazması üzerine diyorlar ki Cumhuriyet Halk Partisi rapor, bu kişiye gazeteci dedi. Rapor 2012 yılı, oluşturuluş şeklini hepiniz biliyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi adı bilinen tutuklu gazetecileri cezaevinde ziyaret ediyor. Ancak basın kartı olan gazeteci olarak gazetecilik faaliyetinden dolayı içeride olduğu bilinen toplam 71 kişiye de mektup yazıyor. Adınız, soyadınız, çalıştığınız dergi ve faaliyetiniz. Varsa uğradığınız hak ihlalleri. 117 kişi de bu sırada önce tutuklu olabiliyor, gözaltında olabiliyor, daha sonra çıkabiliyor. Toplam 188 gazetecinin ismi var bu raporda. 188. Bunun içinden şu anda mecliste 3 milletvekili var. 2 tane de Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal da geçen dönem bizim milletvekilimizdi bu raporda. Bu raporda Tunca Özkan var, Mustafa Balbay var, Hikmet Çiçek var, Yalçın Küçük var, Nedim Şener var. Nedim Şener'le görüşülüyor, Nedim Şener var. Barış Beylivan var, Barış Tarkoğlu var, Varoğlu var. Bu raporun yollandığı bize savcılıklardan soruyor ya ifade alırken, göreviniz gazeteciyim efendim diyenlere ve bunu ispat edenlere mektup yazmışız. Nerede çalıştın, ne yaptın, suçun ne diye. 2012 yılında buna gelen cevaplardan bir tanesini efendim Cumhuriyet Halk Partisi'nin raporunda adı geçen birisi şimdi terörist. Peki 2012 yılında Mehmet Baransu'ya ne diyordunuz kardeşim? Ey AK Partililer, ey Süleyman Soylu. 2012'de Mehmet Baransu baş tacı bir gazetecinizdi. Bugün Silivri'de müebbet hapis, terörist. Ne diyeceğiz Mehmet Baransu'ya? Ekrem Dumanlı firari terörist. Baş tacıydı. Ayırdığı koltuğa oturuyordunuz Türkçe olimpiyatlarında. Ey utanmazlar. Ey Cumhuriyet Halk Partisi'ne bunu söyleyecek haddini bulan ve hudutlarını aşanlar. Örneğin Zekeriya Öz o tarihin en itibarlı savcısı, bugün terörist. Yüksek Askeri Şura üyesi olarak en yüksek rütbeli darbeci Akın Öztürk. Bugün terörist. Darbeden içeride. Mehmet Dişli kardeşi yurt dışında Türkiye'yi temsil ediyor, halen daha büyükelçi yapıyorsunuz ama Hulusi Akar'ın en yakını, 12 sene dip dibe hiç ayırmıyor yanından, o gece darbeci şimdi terörist. Sonra Recep Tayyip Erdoğan çıkacak, Rabbim milletim beni affetsin, bu pisliklerden hepsinden kurtulacak. Siz 188 gazeteci ismi içinde adı geçmiş CHP'den 11 yıl önceki raporun hesabını soracaksınız, öyle mi? Terbiyesizliğin lüzumu yok. Hadsizliğin lüzumu yok. 11 yıl önceki kişinin bugün terörist olacağını bileceksin de onunla temas edeceksin falan. Rezalete bak. Ömürleri bugün terörist olduğu ortaya çıkanlarla haşne feşne geçenlerin bize söyleyecek bir lafı yok. Ha biz gidip de bu adı geçen teröristi
Görüşmemişiz, konuşmamışız, baş tacı etmemişiz. Sizin gibi biz rütbe mi taktık bunlara kardeşim? Siz teröristlere rütbe taktınız. Bugün oldu terörist oldukları ortaya çıktı. Altına Mercedes mi verdik biz kardeşim? Siz Mercedes verdiniz. Terörist oldukları ortaya çıktı. Biz ne yaptık bunları? Yanımızda mı tuttuk ey Hulusi Akar? Mehmet Dişli'nin hesabını Hulusi Akar'dan sorma. Zekeriya Öz'ün hesabını Tayyip Erdoğan'dan sorma. Akın Öztürk'ün hesabını Yüksek Askeri Şura'daki AK Partililerden sorma. CHP'ye Allah'ın cezası bir katilin hesabını sor. 11 yıl önce sayfanızda yer aldı. Mektup yazmış. Gazeteciyim, içerideyim diye. Herkes aklını başına alacak. O kadar bedava değil. Ama bir hesap sorulacaksa şuna soracaksınız. 24 Mayıs tweet atıyor. Başkomutanımıza tekmilimdir. Avanos dağlarında bir tane terörist kalmadı diyor Süleyman Soylu. Devam ediyor. 23 Ağustos günü karşısında Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Başkomutanım, Avanos dağlarında, Amanoslarda bir tane terörist yoktur. Arz ederim. Alkış. Daha iki gün önce Ortahisar İlçe Başkanlığı açılışında Karadeniz'de yok, Amanoslarda yok. Şimdi Amanoslardan sızan terörist gitmiş polis merkezine saldırıda bulunmuş. Kardeşim, temizlemediysen nasıl gelip tekmil veriyorsun? Orada terörist var, Mersin'de terörist var, Amanoslarda terörist var. Yok diyorsun, meydan okuyorsun ve onu yakalayacağına, takip edeceğine, ona varsan göster diye eyleme tahrik ediyorsun. Sen böyle bir teröriste yok dersen, meydan okuyoruz dersen, tam kökünü kazımadıysan başımıza bu geliyor. Hadsizliğin lüzumu yok. Hani AK Parti, bu Süleyman Soylu, görevden alıp alamadığınız Süleyman Soylu. Hani ayakkabı numarasını biliyordu bütün teröristlerin? Hani kafalarını çıkaramıyorlardı? Hani Süleyman Soylu bunların burunlarındaki kılı takip ediyordu? Nasıl oluyor da geliyor evlatlarımızı vuruyorlar? Nasıl oluyor da oluyor geliyorlar bir evladımızı şehit ediyorlar? Az daha da bombalı paket bırakıyorlar. Tam hedeflediklerini yapsalar acı çok daha büyük olacak. Ondan sonra Süleyman'ın bu işlerde hiç terörist kalmadı demesini, ayakkabı numarasına kadar biliyorum demesini görme. Sonra isim üzerinden başka algılar yaratmaya çalış. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bununla alacak adamın alnını karıştırır. Hangi makamda, hangi mevkide olursa olsun. Herkes bu konularda haddini, hududunu, sınırını bilecek. Biz çıkıp bir şehit cenazesi üzerinden bunları söylemezken tutup doğrudan bir algı operasyonu yapmaya çalışmayın kardeşim. Aklınızı başınıza toplayın. Terörist hamileri, geçmişte teröristlerle pazarlıklar yapanlar, masalara oturup kalkanlar, seçim günü mektup yazdıranlar, bize söyleyecek bir kelimeniz yok. Allah gani gani rahmet eylesin. Aha buramız yanıyor. Ama bu utanmazların bu fırsatçılığına da mide bulanıyor. Bu kadar söyleyelim. Maalesef bu acı olaydan sonra güncel siyasete ilişkinde birkaç tane not var. Sizlerin sorduğunuz Recep Tayyip Erdoğan'ın birkaç dakika önce daha güncel siyasetle ilgili yaptığı saldırılar, bunlarla ilgili cevaplarımızı vermek ve kendi gündemimizi ifade etmek durumundayız. Yaklaşık 9 ay sonra seçimler yapılacak. En geç. Bir yandan kamuoyuna verdiğimiz vaatlerimizi anlatmaya çalışıyoruz. Bir yandan hem devletin bütün kurumları, bütün ajansları, hem bütün medyayı ele geçirmiş birilerinin attığı amansız yalanlarla, utanmadan, sıkılmadan söyledikleri yalanlara karşı toplumu, seçmenleri ve gençlerimizi bilgilendirmeye çalışıyoruz. Çünkü şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Recep Tayyip Erdoğan, ben istediğim yalanı söyleyeyim, Devlet Bey'e de söylettireyim. Nasılsa bizi bütün kanallar canlı veriyor. Onları canlı verenler çok az. Benim hedef seçmenimin
hemen hemen hiçbirisi bu cevapları duymaz diye yalana sarılıyorlar ve yalana sığınıyorlar. Çok bariz örneklerden bir tanesini hafta sonu gördük. Hafta sonu Recep Tayyip Erdoğan çıkmış, diyor ki gençler, diyor, biz göreve geldiğimizde oy kullanma yaşı kaçtı? 30. Yalan. 21'di. Hiç 30 olmadı Türkiye Cumhuriyeti'nde. Cumhuriyet kurulduğunda 18'di. 1950'lere doğru 21 oldu. 1995'te yeniden 18'e indi. Kim indirdi? Diyor ki biz 30'dan önce 25'e, 21'e sonra 18'e indirdik. Yalan. 21'de 18'e kim indirdi? Doğru Yol Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi koalisyonu. CHP, DYP koalisyonunda biz indirdik. Hepimiz burada evet oyu verdik. Bizimle birlikte 6 parti evet oyu verdi. Kim karşı çıktı gençler? Recep Tayyip Erdoğan'ın partisi karşı çıktı. Sadece red oyunu veren Recep Tayyip Erdoğan'ın o gün il başkanı olduğu Refah Partisi verdi. O gün o kararı vermişlerdir ama bugün gelip o gün CHP karşı çıkıyordu, biz indirdik demek koca bir yalan, kuyruklu bir yalan. Bunu bütün gençler duysun. Buradaki sıkıntı zaten Tayyip Erdoğan şuna güvendi. At yalanı sayarız inananı. Nasıl da duyuramazlar. Gençler sosyal medyadan bunları duyuyorlar, görüyorlar. Devamında şimdi efendim Abdülhamit döneminde diyor gram toprak kaybetmedik. Şimdi geçen hafta Vahdettin bahsini açtı, çarpıldı, bütün kimyası şaştı. Geçen hafta Vahdettin bahsini açtı, çarpıldı, bütün kimyası şaştı. Neden? Çünkü Atatürk çok açık net nutukta Vahdettin'in ihanet içinde olduğunu söylemiş, damat Ferid'in ihanet içinde olduğunu söylemiş, ağzına gelen lafı etmiş. Orada rezil oldular, sustular. Şimdi Abdülhamit tartışması açabilir miyim? Neden? Millet ekonomi konuşmasın, yoksulluk konuşmasın, işsizlik konuşmasın, dertlerini bıraksın, bununla birlikte Abdülhamit konuşsun diye. Hiç uzatmayacağız. Sadece bu yalana inanacak varsa inanmasın diye, Abdülhamit bir gram toprak kaybetmedi diyen bu iddiaya karşılık bütün dünyanın kabul ettiği harita burada. 1876'da Osmanlı sınırları, 1909'da Osmanlı sınırları. Abdülhamit tahta çıkıyor, Abdülhamit gidiyor. Burada Tunus yok, Tunus gitmiş, Sırbistan gitmiş, Bulgaristan gitmiş, Romanya gitmiş, Karadağ gitmiş, Kıbrıs gitmiş, Girit gitmiş. Bir inattan donanmayı Haliç'e hapsetmiş, çürütmüş, Kıbrıs'la Rodos'u da kaybetmiş, Girit'i de kaybetmiş. Yani İcda Abdülhamit'in öncesi, sonrası. Osmanlı'da inanılmaz toprak kayıpları var. Bir gram kaybetmedi diye bir yalan atıp onun üzerinden akılları, kafaları karıştıracak. Hiç gençler görüyorlar, bunu sosyal medyadan da paylaşacağız. Kıbrıs dahil topraklarımızı, Tunus, Sırbistan, Bulgaristan, Romanya, Karadağ, Kıbrıs ve Girit'i kaybeden Abdülhamit'e yeni bir tartışma açıyor. Bu alnının ortasına, alnının ortasına bunu yapıştırıyoruz Recep Tayyip Erdoğan'ın. Daha da diyoruz ki bu bütün dünyada ve bütün Türk tarihçilerin kabul ettiği, bütün dünyanın ve Türkiye'nin kabul ettiği, yalanla örtemeyeceğin ülkeler haritasının 1876-1909. O yüzden bu vakitten sonra sana böyle bir tartışmadan da ekmek çıkmaz. Tabii biraz önce söyledim, kendi yalan attığı gibi Devlet Bey'e de attırıyor. Devlet Bey sağ olsun, Allah sıhhat afiyet versin, prompter'ı çok sevdi. Prompter'a ne yazarlarsa okuyor. Kablosu saraydan nasıl geliyor? Hiç uğraşmaya gerek yok. Eskiden çünkü MHP içinden
yazarlar vardı. Yalan yanlış şeyler yazdırıyorlardı. Sonra onlara kavga, onlara fırça atıyordu bilmem ne. Şimdi saraydan aldığı metinlerle huzur buldu. Tabii dün ne demiştim, bugün ne diyorum, böyle şeyler de yok. Geçen gün çıkmış, hainler, haşhaşiler var memlekette demiş. Biz baktık, çok basit. Biz Devlet Bey'i bugününü takip ettiğimiz gibi geçmişi de, bütün arşivi elimizde. Dönüp baktık, Devlet Bey hiç haşhaşi demiş mi? Bakın Tayyip Bey diyor, Bülent Arınç derdi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup başkan vekilleri mecliste bol bol diyorlar. Devlet Bey ömründe dünden, yani mitingdeki konuşmasından önce Erzurum'dan bir kez haşhaşi demiş. O da Recep Tayyip Erdoğan 2013'te hain haşhaşiler var deyince, ey Recep Tayyip Erdoğan beni iyi dinle demiş. Bu ülkede ne hain var ne haşhaşi. O gün haşhaşi yok demiş, bugün haşhaşiler var diyor. Sadece ve sadece ağzının alışık olmadığı, saraydan prompterına kabloyla iletilen bu mesajı okuduğu için tarih önünde de böyle mahcup oluyor. Ama bunun dışında tabii Elazığ'da bizim yaptığımız büyük grup toplantısından önce asılan o afişler, Elazığlıların, gakkoşların utandığı o afişleri bir sahiplenen çıkmamıştı, en son çıktı. Devlet Bey sahipleniyor. Diyor ki o afişleri gakkoşlar açtı. Öyle bir şey yok. Sokağa gezdik. Görüntüleri gördünüz. Elazığlılar kusura bakmayın çok utandık. Ben AK Partiliyim ama bunu tasvip etmiyorum diyen dünya kadar Elazığlı var. Gakkoşlar misafirperverdir diyorlar. Peki bunlar kim? Cumhur İttifakı'nın paralı trolleri. Eski FETÖ yurdunun birinci katına oturmuşlar. Oradan çalışma yapıyorlar. Devlet Bey de bunların sırtını sıvazlıyor. Bunlar yalancı troller, sahtekar troller, söylenmemiş sözleri söylenmiş gibi yazmışlar. Biz de geçtik karşısına, fotoğrafı verdik. Ne İHA-SİHA'da Sezgin Bey'in dediği öyle bir şey var, küllüm yalan. Ne yazdıkları şekliyle Gürsel Tekin'in bir ifadesi var, küllüm yalan. Ne genel başkanın öyle bir ifadesi var. Ama bir kez daha söylüyoruz. Biz Demirtaş'a yapılanın bir hak ihlali olduğunu, hukuksuzluk olduğunu, yattığı her günün de onun mücadelesinde bir nişan olduğunu söyledik. Söylemeye de devam ediyoruz. Ama ben elimle ona şeref madalyası takacağım falan. Bu laf AK trollerin, MHP'li trollerin işidir. Bu yalanları söylemekle iktidarda kalacağını düşünen Devlet Bahçeli'nin de erimeye devam etmesi güzeldir. E sesi çok çıkıyor. Öyle. Sönmekte olan mum çok duman çıkarır. Sönen ateşten çok kara duman çıkar. Tükenmekte olan MHP ve AKP herkese kara çalar bol bol. O yüzden biz bunlara son derece hazırız. Son derece de bağışıklı durumdayız. Devlet Bahçeli'nin efendim onun yanındasınız, bunun yanındasınız. Oraya gittiniz, buraya gittiniz. Hiç öyle bir şey yok. Bak, sen eskiden bir tek senden cumhurbaşkanı olmaz diyordun. Şimdi karar kesin, aday net diyorsun. Sen olmayacak dediğin kişiyi aday yaptın. Hakaret ettiğine metiye düşüyorsun. Yüzüne tükürdüğünden kol kola giriyorsun. Oysa biz neredeyiz? 19 Mayıs 1919'da neredeysek oradayız, Samsun'dayız. Erzurum'a gitmişsiniz ya. 23 Temmuz 1919'da Erzurum Kongresi'ndeydik. Orada ne söylüyorsak hala oradayız. Mandaya da, himayeye de, dış güçlere de karşıyız. Tek adama da karşıyız. Sen tek adamcı oldun. Biz hala tek adama karşıyız. Bunu da açık şekilde ifade etmek gerekiyor. Bir başka gündem, Nurettin Nebati, o diyor ki doğru söyle eğri söyle fark etmez. Haberin iyisi kötüsü hiç fark etmez. Yeter ki haber olayım. Erdoğan etkisi diye bir şey var demiş. Onun üzerine diyorlar ki ya bu nasıl bir etki kardeşim? Erdoğan etkisi nedir? Vallahi biz çıkardık Erdoğan etkisini. Çok net Erdoğan etkisi. Ne zaman başladı bu tek adam rejimi?
24 Haziran 2018. Nedir Erdoğan'ın etkisi? İşsiz sayısına 1 milyon 658 bin kişi artmış işsiz sayısı. Aha sana Erdoğan etkisi. İstihdama katkı, hiçbir katkısı olmamış. İstihdam çalışma çağındaki nüfusu %47.3'üne iş verebiliyoruz. İş gücü oranına katılım 2018'de 53.1'miş, 52.6'ya düşmüş. İlerlemediği gibi gerilemiş. Kişi başına milli gelir geldiğinde 10.694 dolarmış, şimdi 9.592 dolar. Al sana Erdoğan etkisi. Herkesin cebinden yılda 1.100 doları almış götürmüş Erdoğan etkisi. Türk lirasının değeri %76 değer kaybetmiş. Dörtte birine düşmüş. 4.5 liraya almış doları Erdoğan etkisi, bugün yapmış 18.5 lira. 4.5 liradan 18.5 lira, al sana Erdoğan etkisi. Açlık sınırı %302 artmış. Ekmeğin fiyatı %400 artmış. Ayçiçeğin fiyatı %500 artmış. 5 kat artmış. Patlıcanın fiyatı 7 kat artmış. Kabağın fiyatı 5 kat artmış. Benzin fiyatı %225. Mazot fiyatı %322. 12 kiloluk mutfak tüpünün fiyatı %261 artmış. Al sana Erdoğan etkisi. Erdoğan'ı iktidara tek başına bütün yetkilerle ekonomistim bilirim getirdikleri günden beri iyiye giden bir şey yok. Bütün rakamlarda baş aşağı çakılmışız. Ekmeğin fiyatını 4 kat, ayçiçeğin fiyatını 5 kat arttıran Erdoğan etkisinden kurtulmak için yetkisi elinde, mühür rüyasında bütün seçmenler Erdoğan'ı bekliyor. Gösterecekler ona. Alacaklar Erdoğan'ın yetkisini, görecekler ekonomiye yaptığı güzel etkiyi. Erdoğan gidince bunun etkisi bütün fiyatların iyiye gitmesi, işsizliğin bitmesi, herkesin yüzünün gülmesidir. Yine bugün Sözcü gazetesinde bir manşet, Enerji Bakanı Fatih Dönmez aklında verimli yaşa kitapçığı yapmış. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan'ın ne zaman iktidardan gideceğini merak edenlere ben hep şöyle söylüyorum. Attığı iftiralar, kurduğu alaycı cümleler, teker teker onun karşısına çıkıp da o kendi kınadıklarıyla sınanmadan ve rezil olmadan gitmeyecek. Sonlara doğru geliyoruz. Biliyorsunuz geçmişte ne diyordu? Efendim, karneye bağladılar diyordu. Orduya ekmek kalsın diye, herkes yeteri kadar ekmek yesin diye ekmek karnesi vardı. Biliyorsunuz ekmeklik unu bile karneye bağladılar. 1 kilodan çok alamazsın, 2 kilodan çok. Benzin kuyrukları var diyordu. Kıbrıs Barış Harekatı'nı yaparsan ambargo uygularım dediler. Yaptık diye benzin kuyruğu oldu. Gözümüzün önünde bütün yaz benzin kuyruklarıyla geçti. Geçen gün daha, efendim Almanya'da işler kötü. Şimdiden başladılar. Kombileri kısın diyorlar. 19 derecede ya. Üşür insan 19 derecede. Şimdi Fatih Dönmez tutmuş açıklama yapmış, broşür hazırlatmış. Kışın kombinin derecesini indirin, yazın klimanın derecesini yükseltin. Kısa mesafelerde yürüyün ya da bisiklet kullanın, arabaya binmeyin. Yoğun trafikte aracınız beklemedeyken kontak kapatın. Banyoya kum saati koyun, 4 dakikadan fazla duş yapmayın. Geçen de Almanya'da, Fransa'da ailecek çok hızlı şekilde duş olması bilmem neyle ilgili mevzu varken bütün gün döndürdüler, kum saatini döndür diyor. Hanım 4 dakika süren var, çevir, bitti çık dışarıya. Neden çocuk yıkanacak 4 dakika? Bunu öneriyorsunuz ya. Bunu öneriyorsunuz. Duvarları açık renge boyatın. Kışın perdeleri açık tutun. Radyatörün önünü açın. Arkasına yalıtım levası koyun. Ütü bitmeden 2 dakika önce prizden çekin. Soğuyana kadar ütüyü beleşe getirin. Bulaşıktaki kaba atıkları peçeteyle temizleyin. Gazeteyle temizleyin. Suyu sonra açın.
Bizim vatandaş kemer sıkacak, beyler zevfi sefa yapacak. Herkese bunu söylemiş, broşürü bastırmış, dünyanın en çok yakan Mercedes'inin kapısını açmışlar, içine oturmuş. İşte size AK Parti'nin düştüğü durum. Almanya'nın kombiyi 19'a getiriyle dalga geçiyordu, ütüyü erken çek, öyle yaparız. Duşa kum saati koyun, arabaya binmeyin, yayan yürüyün, o zaman daha az yakar. Tabii yürürsen, tabambayla gidersen bir şey yakmaz. Tramvayın bile bir ücreti var. Bunları öneren bir iktidarla karşı karşıyayız. Bu tasarruf tedbirleri aslında söylenmesi, alınması yanlış tedbirler değil de dünyayla alay edenin atadığının bastırdığı broşür olunca böyle kara mizaha dönüşüyor. Benim bir konum daha var, o da şu. Bu konunun peşini bırakmayacağız. Devlet Bahçeli dünyayı söyledi yine dün. CHP'ye söyledi. Millet masasına söyledi. İttifak ortaklarımıza söyledi. Herkese her hakaret var. Kardeşim, sende de bir tane büyükşehir belediyesi var. Bir tane. Manisa Büyükşehir Belediyesi. Bu Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı önce fırında yolsuzluk yaptı, ekmek davası, ceza aldı. Böyle elinde kılıç gibi tutuyor AK Parti onu. Yanlış yaparsa boynunu vuracaktı. Son anda Cumhur İttifakı'na geldiniz. Yoksa çoktan görevden alınmıştı. Katı atık arıtma tesisini yandaşa kurdurdu. Daha sonra başka bir yandaşa gidip oraya çöktürdü. Normal şartlarda hepsi birden ağır cezada yargılanır. Bir tanesinin kafasında saç bırakmazlar. Hepsini kazırlar. Üçüncü mevzumuz, biliyorsunuz geçen haftalarda anlattık. Bir dağın tepesinde bir arsa. Bir arsa. O arsaya özel imar değişikliği, turizm alanı belgesi. Sonra biz ağaçlar kesilmesin, bir tek arsa için olur mu o? Mahkemeye başvurduk. Meğersem arsayı aldırdığı kızının arkadaşıymış. Çoktan da bu iş kapandı diye kızına devretmiş. Kendi kızına dağın tepesinde yolu yapılmış, kanalizasyonu yapılmış özel villalık arsa. Buna da sustunuz. En son Manisa'da Bursa İzmir Sürat yolu. Dedi ki imar planı değiştiriyorum. 698 parsel yararlanacak bundan dedi. 5 katları 15 kata çıkarıyorum. Bu kendi arsası, bakın kıyısı var ya, kıyısı olanlar yararlanacak yoldan. Bu 5 kat kendinin de 15'e çıkıyor. Vallahi şeytanın aklına gelmez. Buradaki yeşil alanı buraya kaydıralım. Hepsini tek arsa yapalım. Bu arsalarda 15 kata çıksın. Aha. Belediye başkanının kendi arsaları. Eski hal bir tek bu çıkarken, yeni halde hepsini tek arsaya birleştirmiş, yeşil alanı aşağı kaydırmış. Yeşil alan burada, bütün hepsi 15 kat. Ve bunu yaptığında biz dedik ki bir dakika. Dedi ki ya biz yararlanıyoruz ama bundan herkes yararlanıyor. 4800 metrekarelik inşaatı olmuş 22900 metrekare. Toplamda 350 milyon TL'lik 200 tane fazladan daire. Dedi ki bir tek ben yararlanmıyorum. Herkes yararlanıyor, baktık. 698 parsel var. Bu parsellerin 615'i 3000 metrenin altında birleşirse yararlanabilecekler. Yani önümüzdeki yıllarda 6-7 apartman birleşirse yararlanacak. 698 parselin 615'i şu anda kapsam dışı. Yararlanan 83 parsel. 71'i kendinin. 7'si ortaklarıyla bir, yani 78'i. Geriye 5 parsel kalıyor. Onlar da Manisa Büyükşehir Belediyesi. Yani yapmış olduğu imar değişikliğinden Manisa Büyükşehir'in 5, kendisinin de toplam 78, toplam 83 parsel yararlanıyor. Kendine özel. Her seferinde soruyoruz. Sayın Devlet Bahçeli, bu yolsuzluk kurumsal değilse bu adama ne yapacaksınız?
MHP'ye soruyoruz. Her gün dünya hakaret edenler bu konuda işitme engelli, görme engelli olmuşlar. Adam kendi katlarını birleştirip devasa 15 kat yapıp 200 daire kazanmış. Yola kenarı olmayan kimse yararlanmıyor. Hepsini birleştirince yola kenar yapmış. 350 milyon yolsuzluk var. Devlet Bahçeli susmuş. Genel sekreterleri köpürüyor da isim vererek satışıyorum, susmuş. Kime söyleyelim, kime? Bu MHP'nin bu büyük yolsuzluğuna MHP susuyor mu? Susuyorsa genel merkez payını mı alıyor? Eğer MHP bu yolsuzluğa susuyorsa susanların ilişkisi mi var? Ben diyorum ki eğer ilişkileri yoksa hangi müfettişi hangi tarihte yönlendirdiniz? Araştırıp soruşturup bir şey yazsın görelim bakalım. Bütün Manisa biliyor ki kendi arsalarına imar vermiş durumdadır. Ben bunun peşini bırakmam. Kendisinin ve belediyenin dışında yararlanan bir tane de parsel yoktur. Benim söyleyeceğim bu kadar. Ha pardon. Bir de soru vardı, onu da yanıtlayalım. Son anda toplu konutla ilgili söylenenlerle ilgili. Şimdi toplu konut meselesinde Tayyip Erdoğan 250'den 500'e çıkardı. Yani 250 bin kişiden 500 bin kişi ama 2 yıl şimdi yapacağız, gerisini sonra yapacağız diyor. Mevzu şu, ilk bu iş çıktığında sordunuz, tutar mı tutmaz mı dedim, 5 milyon kişi başvurur. Neden 5 milyon kişi başvurur? Sosyal konut bu, başka ev alma ümidi olmayan insanlar. Başka çaresi yok insanların. Eskinin orta direği çöktü, bitti. Şimdi 5 milyonun üstünde başvuru var. Yani 20 kişiden biri alabiliyor, 19'u alamıyor. Ve tutmuş, 2 yıl sonra bir daha yapacağım diyor. 2 yıl sonra bir daha iktidarda değilsin. Ama sen 2 yıl önce, 3 yıl önce ne dedin 2019'da? Her yıl 100 bin konut dedin. Şu ana kadar teslim etmen gereken konut sayısı, taahhüt ettiğin 150 bin, o gün söylediğini doğru kabul edersek 300 bin konut teslim etmiş olman lazım. Konut monut yok. Aksaray'da dün televizyonda izledim, 694 kişiye verecek, hüngür hüngür ağlıyor amca. Çivi çakmadılar, temel atmadılar. Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda 350 konut, çivi çakılmadı, temel atılmadı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen haberler ya temelde, ya hiç yok, ya da yarım. Ve CHP olarak diyoruz ki sosyal konut projeleri yapılmalıdır. Ancak kanun teklifini hazırladık, 1 Ekim'den sonra oya sunacağız. Bir, peşinat olmaz, bu insanlar gariban. Nereden bulacak peşinatı? İki, sabit taksit olacak. 6 ayda bir zam olmaz. Sabit taksitle olması gerekiyor. 3. Bir yandan kira, bir yandan sana 3.000 lira para nereden bulsun asgari ücretli? Eve geçsin, taşınma masrafı da bitsin, eve geçtikten 3 ay sonra ödensin. Bunu söylüyoruz. Ve 4.'sü, burada hazine garantisi olsun. Yoksa 2019'dan beri kimse TOKİ'nin evlerini yapmak ya da taahhüt ettiyse bile tamamlamak istemiyor. Hazine garantisiyle maliyet artışlarına karşı müteahhitlere garanti verin ki sözünüz havada, insanlar sokakta kalmasın. Bu 4 başlık altında çalışmalarımızı yapıyoruz. Başvuranlar korkmasın. Kötü tarafı şu, 20 kişiden para topluyorlar. Bir kişiye ev verecekler, 19'unun parasını seçime kadar kullanacaklar. O bir kişiye de o evi dedikleri tarihte bu akılla giderlerse veremeyecekler. Ama CHP gelince elinden gelen her şeyi yaparak geçmişten bitmemişleri bitirecek, bu verilen sözleri tutacak, evlerin en alasını da teslim edecek. Bunu da ifade etmek istiyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Soru varsa cevaplayalım. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar.